Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı işte bu ortak payda altında bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda bir şey moda oldu. Kucaklaşma zamanı. Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için Türkiye İttifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir. Sürükleyici gücüdür. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk. O zaman bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos'ta zorla Yeni Kapı'ya gelip Yeni Kapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler ondan sonra Yeni Kapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. Herhalde bunu da görmemiz lazım. Ve dağdan talimatlar geldiğinde, dağdan gelen talimatlar neydi? Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kiminle ittifak halinde oldun? Nasıl omuz omuz oldun? Kusura bakmayın. Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim dört evladımın, dört Mehmet'imin Berat gecesinde şehit edildiği bir olayda kusura bakmasınlar. Bizler buralara el bebek, gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız.